بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Ol menba-i bağ-ı belagat, ol mahzenül fallu saadet ve olan dili bir gülü zarife sahat, Ahmed-i Mahmud, Muhammed, Mustafa, ra salavat. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima ulga vel khatimi lima sebeq. Nasiril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıradikel müstakim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabetis sa'atu ve enşakkal kamer. Ve in yarav ayeten yuridu ve yakulu sihrun müstemir. İlâ âhiris sure. Sadakallahul azim. Ve bellegana rasûlühün nebiyyül kerîm. Ve nahnu alâ mâ kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlânâ. Mineşşakirineşşahidine bi kalbin selim. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e mededu inayet, lütfu hidayet eyleyip, tevfikat-ı subhaniyesine mazhar eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri ibadetlerimizi, taatlarımızı, dergâh-ı uluhiyetinde ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek hayat-ı saadetlerini anlatmaya devam ediyoruz. Tabii Mekke dönemi sıkıntılı bir dönemdi. Bunu hep başından beri gördük. İnanmakta insanlar zorlanıyor. Resulullah Efendimizin bütün gayretiyle, bütün gücüyle, işte geçtiğimiz derste Müslümanların abluka altına alınıp aç bırakılması, susuz bırakılması ve sıkıntıya düşmeleri ve Cenab-ı Hakk'ın Mekkelilere gerçekten uzun sene devam eden bir sıkıntının ulaştığını hep beraber görmüş olduk. Resul-ü Zişan Efendimiz bir gün böyle bir iki dağ arası bir ova gibi bir yerden, yani iki dağ arasını geçiyor, ova gibi bir yer. Oradan bir işi için nedense li hikmetin bir yere gidiyor veya bir yerden geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koyunlarını otlatan birini görür. Rükâne bin Abid, bin Haşim, bin Abdülmuttalib, kendi hemen hemen uzaktan akrabalarından da birisi bu zat. Rükâne bin Abid, pehlivan birisi, sırtı yere gelmeyen birisi. Öyle sadece Mekke'de değil, Mekke'nin civarında da
pehlivanlığıyla tanınan birisi. Efendimiz orada Rükane'yi görünce, ey Rükane, benim getirdiklerime iman etmeyecek misin? İnanmayacak mısın? Rükane der ki, inanmam ben senin getirdiklerine. Çünkü geçmişte biz böyle bir şey duymadık. Yani insan bir hal üzere yaşarsa onu değiştirmesi çok zor oluyor. Halbuki İslam nedir İslam? İslam senin örfüne bakmaz. Senin adetine bakmaz. İslam emir verir ve o emri bir Müslüman yerine getirir. Falan ne diyecekmiş, öbürü ne diyecekmiş, bir başkası ne söyleyecekmiş, Müslümanın umurunda değil. Allah razı olsun, Allah'ın emri yerine getirilsin, insanlar ister onu anlasın, ister anlamasın. Sahabenin hayatı böyleydi, değerli kardeşlerim. Adetleri vardı, usulleri vardı ama ayet gelince o ayetleri bırakıveriyor, adetleri bırakıveriyorlardı bir anda. Değişiyordu. İslam da bu teslimiyeti gerektirir. Onun için yani semina ve ata'na, işittik ve itaat ettik. Müslüman diyelim düğün yapacak. O düğünü sünnete uygun olarak yapacak. Eğer oralardan birileri kalkar da yahu biz bunu yapacağız da şuradaki insanlar ne der, buradakiler ne der telaşına düşerse yanlış yapar Müslüman. Bu düğün sünnete göre nasıl yapılır? Sünnete göre bu düğünün yapılma şekli nedir? Müslüman olaya bu pencereden bakması lazım. Bayramını yapacak. Bu bayram hangi bayram olmalı? Nasıl bayram olmalı? Müslümanın bayramı nedir? Müslüman bu pencereden olaya bakması lazım. Dolayısıyla yatışında, kalkışında, yiyişinde ve içişinde, bütün olaylarında Müslüman İslam'ı ve o İslam'ın temsilcisi noktasında Resul-i Zişan Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kendisine rehber edinmesi lazım. Senin adetin farklı olabilir ama İslam bir şey söylüyor. Ona dikkat etmek lazım. İnsanların arasında farklı şeyler konuşuluyor olabilir ama İslam bir şey söylüyor. Ona dikkat etmesi lazım. Bugün işte insanlığı perişan eden, tarih boyu da toplumu perişan eden budur. Rükane de diyor ki, tamam da diyor, bu bizim dedelerimizin görüşlerine uymuyor, fikirlerine uymuyor, geçmişe uymuyor. Ben sana ne diye inanacağım, nasıl inanacağım diye iman etmekten kaçındı. Efendimiz buyurdu ki, peki Rükane, ben senin sırtını yere getirirsem bana iman eder misin buyurdu ki sırtı yere gelmemiş. O çerçevede, o etrafta, o civarda hiç kimse onun sırtını yere getirememiş. O da kendine güvendiği için Rükane tamam diyor. Olur diyor, eğer benim sırtımı yere getir, sana inanacağım. Efendimiz de buyuruyor ki, eğer inanmazsan koyunlarını elinden alırım senin ha. O da diyor ki, tamam, kolay o diyor. Ben sana, eğer sırtımı yere getir, alacağım senin, sana inanacağım. Eğer inanmazsam koyunları alabilirsin. Ve Efendimiz de bakar mısınız, güreş tutuyor. Yani İslam'ı anlatmada ve tebliğde bir metot uyguluyor Peygamberimiz. O adam güreşten hoşlanıyor. Güreşte meşru. Yani bir sakıncası yok. Efendimiz tamam diyor. Daha yanaşır yanaşmaz, elini eline tutar tutmaz bir anda sırtı yere gelmiş. Rükane yerde, ne olduğunun farkında bile değil. Sırtı yere gelmiş. Kalkıyor diyor ki, yahu biz ne oldu şimdi, ben diyor şimdi yıkıldım mı? Yenildim mi ben? Sırtın yerde diyor, yenildin. Bir daha tutalım diyor. Hani yıkılan pehlivan güreşe doymazmış. Bir daha tutuşalım diyor. Hadi diyor bir daha tutuşalım. Yine tutuşuyor. Yine aynı. Sırtı yere geliyor. Üçüncü kez aynı şey. Bir daha tutuşalım ve tutuşuyor. Aynı şekilde Efendimiz daha elini sürmeden... Peygamberi Zişan Efendimiz'de manevi bir güç vardı.
Mesela bir yetimin Ebu Cehil'den alacağı vardı da Ebu Cehil onu kovdu ve o alacağını vermedi. O da geldi Resulullah Efendimiz'e şikayet etti Ebu Cehil'i. Benim onda alacağım var ve onu vermiyor diye. Peygamberimiz de yetimi yanına aldı. Ebu Cehil'e gitti ve dedi ki şu yetimin mallarını ver bakalım. Babasından kalan malları almış, kendisi gasp etmiş. Ver bakalım bunun mallarını deyince çıkardı verdi. Hiç ikilemedi bile. Oradakiler dedi ki yahu sen nasıl oldu, sen böyle bir şey yapmazdın. Sesin bile çıkmadı. Ayağına kadar gelmiş düşmanın, ver malı dedi, sen de veriverdin deyince onun yanında olanları siz görmediniz mi dedi Ebu Cehil. Ne vardı ki yanında? İki tarafında da aslan vardı, ben onları gördüm. Eğer vermeseydim onları üzerime salacaktı. Mecbur kaldım demek durumunda kaldı Ebu Cehil-i La'in. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Maun suresinde buyurur ya Mevla, işte bu var ya, bu adi adam Ebu Cehil'i anlatır. Yetimi men eden, yetimin malını vermeyen bu kişi, فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ diye ifade eden ayet olayı anlatıyor değerli kardeşlerim. Onun için Efendimiz'de o manevi güç vardı, manevi hal vardı ve bu hal üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o üçüncüsünde dahi tutmadan, yani el ele bile daha tutmadan Rükane'nin sırtı yere geliveriyor. Ondan sonra kalkıyor, iman etmesi gerekirken ne büyük sihirbazsın diyor sen ya. Sen ne büyük sihirbazsın diyor. Bir anda olay değişiveriyor. Efendimizin mübarek, yani benim kim olduğumu Ebu Cehil'e başka bir zamanda ben mi söyleyeyim, o elindeki taşlar mı söylesin ya Ebu Cehil? Ve taşlar kelime-i tevhidi getiriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Taşlar duyuyor bunu. Duyduğu halde yine aynı lafı söylüyor. Ne büyük bir sihirbazsın sen demek durumunda kalıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, yahu bunun neresi sihir? Bak görmüyor musunuz? İşte olay ortada, görmedin mi? Bak sırtın yere geldi, hani iman edecektin. İman etmem ben sana. O zaman koyunlarını alırım senin dedi Peygamberimiz. E al dedi, tamam o olsun. Peki dedi, koyunları vermesi umurunda değil, verir de. Şimdi dedi Mekke'ye gidince sen ne diyeceksin dedi Peygamberimize. Diyeceğim ki güreş yaptık, sırtını yere getirdim bunun. Olmaz. O benim için yıkım olur dedi ya. Benim dedi bir namım var dedi, bir şerefim var dedi. Bunun sırtını yere getirdim dersen ben beş paralık olurum. Öyle söyleme. E ne diyeyim? İddiaya girdik ve kazandım de dedi Rükane Peygamberimize. İddiaya girdik ve kazandım. Efendimiz ben yalan söyleyemem buyurdu. Olmaz, doğruyu söyleyeceğim. İşte orada Rükane dedi ki zaten sürekli yalan söylüyorsun. Bir de burada söylesen ne var? Allah'tan, kitaptan, peygamber, sana melekler geliyormuş, peygambermişsin. Zaten hep yalan söylüyorsun. Bunu söyleyince Efendimiz çok aşırı derecede mahzun oldu, üzüldü. Yani bunu beklemiyordu, yalan söylüyor ama anlamıyor. Ha orada bir beddua da yapmadı çünkü Rükane bin Abid fetihten sonra iman edenlerden oldu. Fete kadar iman etmedi. Ondan sonra iman edenlerden oldu. Hatta Efendimizin sevgisinden dolayı evini Mekke'yi mükerremeden Medine'ye taşıdı. Sonra iman etti ama o anda iman kendisine nasip olmadı ve bu ağır lafı da söyledi. O kadar çok yalan söylüyorsun ki bir de burada söyleyiversen ne var ki? Hatta Rükane gitti ve dedi ki Mekkelilere, bu var ya dedi, bu öyle büyük bir sihirbaz ki şu etraftaki sihirbazlarla dedi iddiaya girin dedi. Yani onları çağırın, panayır günleri yapalım. Burada büyük sihirler altında büyük iddialara girelim. Bu kesin dedi hepsini kazanır. Bir şenlik olur dedi, bir güzellik olur. Kesin dedi hepsini kazanır ve hepsini mağlup eder. Böyle bir şey yapalım diye de yaygara peşinde koştu. Efendimiz koyunların da senin olsun, sen de senin ol dedi. Ve oradan efendim iman o anda nasip olmadı ama sonra kendisine iman nasip oldu. Radiyallahu anh hazretleri.
Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. İman, bak hala onun üzerinde duruyoruz. Mekke hep böyledir. Mekke imanın telkin edildiği yerdir. İbadetler şeyde gelmeye başladı. İşte namaz da Mekke'de geldi son zamanlarında, hicretten önce. Ondan sonra ibadetler Medine'de geldi. Çünkü Medine'de iman oturmuştu. Mekke'de iman oturmamıştı. İnsanlarda gelen ayetler de hep onun üzerine. Yine Mekke-i Mükerreme'de müşrikler toplandılar. Peygamberimize dediler ki, madem sen peygambersin bize bir mucize göster. Ne yapayım ben size, nasıl bir mucize göstereyim? Şu ayı ikiye yar dediler. Bu da Efendimizin gösterdiği, fazla mucize göstermemiştir peygamberimiz, diğer peygamberler gibi. Ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun. Cenab-ı Hak buyuruyor. Fazla ayet, mucize göndermedik. Sebebi evvelkilerin onu inkar etmesidir buyuruyor Mevla. Mucize gelirse, büyük mucize, inanmama halinde de büyük belalar gelir. Onun için de peygamberimiz fazla bir mucize göstermemiştir diğer peygamberler gibi. Ama peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an en büyük mucizedir. Yani bir beşer gücünün üstünde bir metindir Kur'an-ı Kerim. Bir beşerin buna gücü yetmez. لِئِنِ جِتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِسْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِسْلِ İnsü cin bu Kur'an'ın bir benzerini getirmeye kalksalar, bütün edebiyatçılar, şairler bir araya toplansalar, bu Kur'an'ın bir benzerini söylemeye çalışsalar, la ye'tüne bimisli, bir benzerini söyleyemezler. Velev kâne bâzuhum li bâzın zahira, birbirlerine yardım etseler bile. Kur'an öyle efendim Allah'ın bir kitabı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, velev enne Kur'anen süyiret bihil cibal. Hani insan dese ki, yahu elimizde bir imkan olsa, biz onunla dağları yürüsek, yani bir şey olsa, biz onunla dağları yürüsek, o dağları yürütmeye bu Kur'an yeter buyuruyor. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَانِ Dağlar bu Kur'an'la yürür buyuruyor. Öyle bir esrarı vardır. Bir ayetten bahseder Efendimiz. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ Rabbul Arşil Kerim ayeti ihlasla samimi bir ağız bu ayeti okusun dağları yürütür buyuruyor Efendimiz. Fetealallahul Melikul Hak la ilahe illa hu Rabbul Arşil Kerim ayeti. Onun için Kur'an her şeye şifadır. Öyle bir kitaptır Allah'ın kelamı. Ev kutti'at bihil ardu veya arz yarılsa Kur'an buna yeter. Arzı yarar bu Kur'an. Ev küllime bihil mevta. Ölülerle konuşmaya vesiledir ki gönlünü Kur'an'a verenler, Kur'an'ı bütün bedenine, ruhuna nakşedenler bunu hayatlarında yaşamışlardır değerli kardeşlerim. Kur'an böyle bir kitaptır. Efendimizin en büyük mucizesidir Kur'an-ı Kerim. İkincisi de peygamberimizin Miraç olayı vardır. Bu diğer peygamberlere hiç nasip olmadı. Efendimiz'e nasip oldu. Diğer peygamberlere verilmeyen bir olaydır bu. Yani abdest almak için o ıbrağa koyduğu suyun çalkantısı dahi durmamıştı ki peygamberimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semavat ve Cennet-u Ala Cenab-ı Hak'la görüştü, mükalemede bulundu ve geri geldi. Bu da Efendimizin ikinci büyük mucizelerindendir. Üçüncüsü de bu şakk-ı kamerdir. Ayın ortadan ikiye ayrılması olayı peygamberimizin en büyük mucizelerindendir. Bu meşhur Velid bin Mughireler, As bin Vailler vesaire ileri gelenler Efendimiz'e bunu söylediler. Şu ayı ikiye yararsan biz sana inanırız dediler. Peygamberimiz de tabii onların söylediklerini yaptı, yerine getirdi. Mübarek işaret parmağıyla işaret ederek ayın ikiye yarıldığı.
çok sahih rivayetlerde vardır Buhari hadislerinde ki ayeti celile söylüyor. İqtarabetis saatu ve enşakkal kamer. Ay ikiye ayrıldı, ay yarıldı buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu bütün sahih kaynaklar, sahih Buhari gibi, Müslim gibi rivayetlerde sahabenin büyük bir kısmı böyle gözle görülür bir şekilde, hatta sadece Mekke'den değil, bütün civar etraftaki insanlar arasında dahi ayın ikiye ayrıldığı o gün için söylendi ve bu mucize gerçekleşti değerli kardeşlerim. Bir parçası bir yerde, öbür parçası bir yerde ve bunu aleni çıplak gözle bütün Mekkeliler ve insanlık o anda görme efendim şiarında bulunan herkes bunu gördü. Ve sonra Efendimizin diğer bir işaretiyle ay bir araya gelmiş oldu. Peygamberimizden de bunu istediler. Buyuruyor ki Mevlamız, İqtarabetis saatu, kıyamet yaklaştı. İqtarabe linnâsi hesabuhum, İnsanların hesap zamanı yaklaştı. Eta emrullahi felâ testa'cilû. Acele edin. Allah'ın acele etmeyin. Allah'ın emri geldi ifadeleri. Yani kıyamet yaklaştı demek hemen olacak anlamında değil tabii. Bize göre hemen ifadesi öyle bir saat sonra, iki saat sonra. Sabır vardır. Her şey zamanı, yeri geldiğinde olay el umuru mevkufetün ala vaktiha. İşler vaktine bağlıdır. Vakti gelince o iş olacaktır. İqtarabetis saatu. Kıyamet yaklaştı ve şakkal kamer. Ay da yarıldı buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve bu ayet olayı anlatıyor. Ve in yarav ayeten, hangi ayeti gösterirsen göster onlara, yuridu, yüz çevirirler buyuruyor Mevla. Hangi ayeti gösterirsen göster, yine yüz çevirirler. Mesela Hazreti İsa Efendimiz'den, ondan da maide istediler, bir sofra istediler. Kur'an-ı Kerim'deki Maide suresi de bunu anlatır. Bir sofra istediler, semadan bize bir sofra getir, ondan sonra sana inanacağız dediler. Rabbena enzil aleyna maideten mines semai. Ya Rabbi semadan bize bir sofra indir. Tekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten mink. O bizim için bir bayram olsun. Pazar günü gelmiş bu. Onun için Hristiyan toplumunda pazar kutsaldır. Bu sofra pazar günü geldiği için o gün bayramdır onlar için ve tatil günüdür. Yani pazar olayı, bu kutsiyeti oradan geliyor. Bu sofra da o gün gelmiş. Pazar günü gelmiş ama Mevla buyuruyor ki onu ben indiririm. Münezziluha aleykum. İndiririm o kolay. Yani sofra gelir. Bıldırcın eti, kudret helvası vesaire. Cennet-i Ala'dan Mevla gönderir ama femen yekfur ba'du minkum. O sofra geldikten sonra kim inkar ederse, hala inanmazsa, فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı, sıkıntıyı ve belayı ona veririm buyurdu Cenab-ı Hak. Ama o sofrada istendi ve o sofra geldi. İnananlar oldu, inanmayanlar oldu. Efendimiz'de de bu istendi ama görünce inandılar mı, büyük bir kısmı yine yüz çevirdi değerli kardeşlerim. Ve in yarav ayeten yuridu, bir ayet görseler yüz çevirirler. Ve yakulu sihrun müstemir, devam ede gelen bir sihirdir bu. Yani bir mucize, senin bir özelliğin, bir hususiyetin değil bu. Devam ede gelen bir sihir, senden başkaları da bunu yapıyor. Göz boyuyorsun, sen de şimdi bizim gözümüzü boyadın. Onun için bu böyle oldu diye iman noktasında imanı güçlendirmeyle alakalı bir gelişme olmadığı gibi Allah muhafaza onları tamamen perişan eden bir olay oldu değerli kardeşlerim. Mucize dediğimiz şey peygamberler eliyle oluşan harikuladelerdir. Yani peygamberlerin Allah'ın izniyle olur ve peygamberler de onu ister. Hazreti Salih Efendimizin işte kayadan bir yavrusuyla deve çıkarması. Rengini bile verdiler. Şu renkten olsun diye Hazreti Salih Efendimiz dua etti ve istenilen renkte kayadan yavrusuyla beraber bir deveyi Allah onlara gönderdi.
ama sonra da helaklarına da sebep oldu o deve. O deve çünkü mucize peygamberler eliyle Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı ve emriyle müsaadesiyle Harikul Adem'in adına mucize denilir. Ve bu vardır. Kur'an-ı Kerim hep bununla doludur. Keramet ise Evliyaullah'ın, her evliyanın kerameti o peygamberin mucizesidir aslında. Yani hangi peygambere bağlı o evliya? Peygamberinin mucizesi olarak gelir evliyanın kerameti. Fakat bir insan harikulade gösteriyor diye evliya demek değildir. Harikulade farklı bir şeydir. Bunu Hazreti Üstadımız çok net bir şekilde ifade eder ve anlatır. Değerli kardeşlerim, biraz üzerinde durulması gereken bizim ehli sünnet itikadına göre keramet vardır. Bakın, keramatül veliyyi bidari dünya leha kevnün. Evliyaullah'ın kerameti dünya hayatında vardır. Fehüm ehlün neval. O evliyaullah büyük nasip sahibi insanlardır diyor ehli sünnet inancına göre. Ve bir keramet de onların eliyle zuhur eder. Harikulade'nin sebebi şudur. Bir insan ister çok inanan bir Müslüman olsun, isterse böyle itikadı bozuk biri olsun, ne olursa olsun. Bakın, eğer ki gece seherleri uyumazsa, inzivaya çekilirse, insanlarla konuşmazsa, oruç halinde olursa, aç olursa, canının her istediğini yemez, canının her istediğini giymez ve sade bir hayat yaşarsa, kendi başına bir insan inzivaya çekilmiş, canının istediğini yemiyor, riyazat-ı şakke, mücahedat-ı kesire ifadeler budur. Aşırı bir riyazat, yani gönlünün istediği her şeyi yemiyor ve çok çalışıyor, geceleri uyumuyor, konuşmuyor, insanlardan çekmiş kendini bir tarafa. Kim böyle bir şey yaparsa onun elinden harikulade dediğimiz şey zuhur eder. Ama bu olay onun evliya olduğu anlamına gelmez. Dikkat buyur. Bakın, çok önemli bir hadise. Adam suyun üzerinde yürüyor. Adam efendim ateşi eliyle tutuyor. Adam camları kırmış üzerinde yürüyor. Kabiri kazdırmış, bir hafta Hindular yapıyor şu anda. Bir hafta içinde duruyor. Hatta uçuyor. Gökte uçuyor. Bu onun evliya veya farklı biri olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir insan riyazat-ı şakka dediğimiz öyle çok güzel şeylerden kaçınır, eski püskü şeyler giyer, yemeğini içmesini böyle kısıtlar, aza indirir, inzivaya çekilir. Müslümansa oruç tutar sürekli, seher vakti uyanıktır. Bunu kim yaparsa yapsın, elinden harikulade dediğimiz bu olay çıkar. Ama o evliya demek değildir. Müslümanlardan biri bunu yaparsa onun adına keramet denir. Müslüman olmayan biri veya itikadı bozuk biri bunu yaparsa ona da istidraç denilir. Göz boyama. Yani onun iyi bir adam olduğuna işaret etmez. Peki biz bir adamın iyi veya kötü olduğunu nereden anlarız? İnancından anlarız. Bu yaptığından değil. Çünkü kerametle istidracın arasında pek bir fark yoktur. Onu, yani bu keramet mi yoksa istidraç mı? Nedir bu? Onu kimse anlamaz. Ancak ehli anlar. Ehlullah onu anlar. Ehlullah olmayan onu anlamaz. Evliyai mercuin dediğimiz, yani nübüvvet kemalatına sahip olmuş, tasfiye-i nefis ve tasfiye-i kalp ve teskiye-i nefis yapmış. Ne demek? Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmamış ve nefsini de temizlemiş, mutmainne makamına çıkmış. Sözler biraz ağır, dikkat buyurun. Ama önemli.
Tezkiye-i nefis yapmış, mutmainne makamına çıkmış, nefsi iman etmiş. Mutmainne makamı o demek. Nefsi iman etmiş. Kalbini de tasfiye etmiş olan evliyaullah asla kendi istekleriyle bir keramet göstermezler. Onlar istemedikten sonra onların evliya olduğu dahi anlaşılmaz birçok kişi tarafından. Ama tezkiye-i nefis yapmamış evliyaullah henüz daha seyri sülük halinde yukarı doğru çıkıyor ama tasfiyeyi kalp yapmış, bunlarda keramet oluşur. Fakat evliyaullah arasında keramet göstermek çok ayıp bir şeydir. Çok büyük bir kusurdur. Çok edep dışı bir harekettir. Hiçbir zaman hiçbirisi, ehlullahın hiçbirisi bu hal üzere olan birini sevmez. Ayıptır der. Hatta bunu, yani nasıl ki kadınlarda aylık hastalık vardır, hayz-ı nisa, kadınların hayız görmesi bir kusurdur. Allah tarafından tabii verilmiş bir şeyse, çok keramet gösteren evliyayı da bu kusurlu kadınlara benzetirler. Hayz-ı rical derler. Dikkat buyur. Hayz-ı rical derler. Yani evliyanın kusurlu hali, adetli hali gözüyle bakarlar olaya ve hiç bunu kabul etmezler. Ancak tasfiye-i kalp ve tezkiye-i nefis yapan evliya-i mercu'in asla keramet göstermez. Onlar kendilerini ortaya koymadıktan sonra evliya oldukları dahi anlaşılmaz. Onun için bir adam şöyle yapıyormuş, bir adam senin kalbini okuyormuş, bir adam şöyle bir kerameti olmuş gibi sözler o adamın evliya ve iyi insan olduğunun işareti değildir. İnancı olmayan insanlar dahi bu tür harikuladeleri yapabilirler. Yukarıda saydığım şartlara uygularsa herhangi biri, herhangi bir insan riyazat-ı şakka, mücahedat-ı kesire, inziva, halvet, seher, sumt, sükût, ne demek? Konuşmaz, oruç tutar, kendi başına kalır, insanlardan uzaklaşır, seher vakti uyumaz. Seher vakti uyumaz ve öyle rastgele canının her istediğini yemez, vücudunu perhize çekerse bu adam kim olursa olsun elinden harikulade çıkar. Ama bu onun evliya olduğunun işareti değildir. Ne zaman ki bunları terk etse o harikulade gider. Dikkat buyur. Bunları terk etse o harikulade de gider. Bir daha yapamaz onu. Ama evliya demek tasfiye-i kalp yapmış. Allah sevgisinden başka kalbinde hiçbir sevgi kalmamış insana denir. Peki biz insanlara nasıl önem vereceğiz? Adama bakacağız. Gittik, adam kalbimizi okudu. Okuyabilir, normal. Adam havada uçtu, uçabilir. Kuşlar daha güzel uçuyor. Suda yürüdü, balıklar daha güzel yüzüyor. Yürüsün yani, olsun. Bunlar değildir ölçü. Ölçü nedir? Ölçü bu adam ehli sünnet mi değil mi? İtikadı düzgün mü değil mi? Bizim ölçümüz budur. Eğer bir Müslüman ölçüsünü bu şekilde görürse o zaman aldanmaz. O zaman sıkıntıya düşmez. O zaman rastgele insanların peşinden gitmiş olmaz. Müslüman uyanık insandır. Onun için keramet dediğimiz olay evliyaullah, tasfiye-i kalp yapan bir Müslüman bir evliyalık noktasına gelir. Yani kalbinde Allah'tan başka hiçbir kimsenin sevgisi kalmamış. Biraz daha açayım olayı. Çok ağır bir mevzu da biraz daha açayım. Bakın. Ela lehül halku vel emru. Yeri gelmişken her zaman konuşulan şeyler değildir bunlar. Biz şimdi bunları kaynağından okuduğumuz için size anlatıyoruz. Bunu yaşayan evliyaullah'ın ağzından size anlatıyoruz. Ve ayet-i celileler işaret ediyor. Buyuruyor ki: "Ela lehül halku vel emru."
Ela, gözünü aç. Mevla buyuruyor. Uyanık ol. Lehül halku. Alemi halk onundur. Allah'ındır. Vel emru. Alemi emir de Allah'ındır. Alemi, bak iki alemden bahsediyor. Alemi halk, alemi emir. Alemi halk neye derler? Arz merkezinden, arzın merkezinden alınız. Yukarıya birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat sema. O semadan sonra gelen kürsi. Kürsi, vesi'a kürsiyyühü semavati vel arda. Onun kürsüsü arzu ve semayı içine alır. Arz ve sema, yani bir, yeryüzünü birinci kat semaya koysanız yıldızlarla beraber nokta kadar yapar. Birinci kat semayı ikinci kat semaya koysanız nokta kadar yer yapar. İkinci kat semayı birinci ve arzla beraber üçüncü kat semaya koysanız nokta kadar yer yapar. Üçüncü kat, yani hepsi böyledir yukarıya doğru. Bütün arzı ve semayı kürsünün içine koysanız nokta kadar yer yapar. Dikkat buyur. Nokta kadar yer yapar. Kürsiden sonra arş-ı âlâ gelir. Arş-ı âlâ cennet oradadır. Cehennem de oradadır şu anda. Arş-ı âlâ cennet oradadır. Cehennem de oradadır. Buraya kadar olan yere âlem-i halk denilir. Yani elle tutulan, gözle görülen bir alem denilir bu aleme. Ondan sonra, arş-ı âlâdan sonra âlem-i emir gelir. Âlem-i emir elle tutulup gözle görülmeyen bir alemdir. Burada onun da beş tane tabakası vardır. Kalp onun birinci tabakasıdır. Ruh, sır, hafi, ahfa. Beş tane tabakası vardır. Elle tutulup farklı şeylere gittik bugün. Ama önemli, anlatmamız lazım. Çok özel ama anlatmamız lazım. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Beş tane tabaka. Bütün bunlara hem alemi halka hem alemi emrin hepsine daire-i imkan denilir. Ondan sonra daire-i vücub başlar. Cenab-ı Hakk'ın esmasının ve sıfatının tecellileri başlar. Ondan sonra orası da elle tutulup gözle görülen mekanlar değildir. Orası farklıdır orası. Daire-i imkanın dışı, daire-i vücub denilir oraya. Şimdi bir insan seyri sülük ile bu bütün alem insanın sadrına yerleştirilmiştir. Alem-i halkın unsurları şudur. Su, hava, toprak, ateş. Unsurları budur ve nefis. Su, hava, toprak, ateş ve nefis. Alem-i emrinde makamları beştir. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Aynı alem insanın şu sadrına ve vücuduna yerleştirilmiştir. Kalp. Bu kalp değil, bu yürek bu. Bu hayvanda da var. Kalp ne? Kalp onun içindeki özel bir cevherdir. Dikkat buyur. Buradaki bu et parçası yürek bu. Bu hayvanda da var. Bu değil kalp. Kalp onun muhafazasıdır. Onu koruyucudur. Yani o yürek kalbi korur. Kalp onun içindeki bir sırdır. Elle tutulup gözle görülmez. Ruh hemen sağ memenin iki parmak altında. Ruh. Hafi, sır. Sol memenin iki parmak üstü. Hafi, sağ memenin iki parmak üstü. Ahfa, insanın sadrındadır değerli kardeşlerim. Şimdi insan seyri sülükü ile, dikkat buyur, seyri sülükü ile, Allah'ı zikirle, o gelen feyizle, şer-i şerifi yaşıyor, feyzini yapıyor, Allah'ın nurunu kalbine akıtıyor. Öyle geliyor ki bu kalpte Allah'ın dışı hiçbir sevgi kalmadığı an evliyalık makamına çıkmış oluyor. Ama bu makam velayeti uzlettir. Yani velayeti suradır.
Eğer ki alemi halk olan su, toprak, ateş, hava ve nefis, o da insanda var. Hepsi var insanda. Burada insan o nefis dediğimiz noktada tezkiye-i nefis yaparsa burası da velayet-i kübra makamıdır. Velayet-i kübra makamına çıkmadan hiç kimse cennete ve Allah'ın cemaline ulaşamayacaktır. Ya hayatında yaşayarak oraya çıkacak, ya ölürken sıkıntı çekerek çıkacak, ya kabirde imanını kurtardıysa o azap ile çıkacak, ya mahşerde çektiği sıkıntı ile çıkacak, ya sırattaki sıkıntı ile çıkacak. Eğer çıkamazsa cehenneme girip o makama çıkıncaya kadar yanıp ondan sonra cennete girecektir. Halife denilen nokta budur. İnni cailun fil ardı halife, yeryüzünde halife yarattım ifadesi bu insanlara, mutmainne makamı insanlara ait bir makamdır değerli kardeşlerim. İnsan halife değil öyle bir şey. Hayır, insanın içinde inanan var, inanmayan var, itikadı bozuk olan var, inancı zayıf olan var, halife olmuş olmaz. Halifelik makamı mutmainne makamına çıkmış özel insanlardır. Allah bütün mevcudatı onun emrine vermiştir adeta değerli kardeşlerim. Mucizeden çıktı. İşte keramet denilen şey budur. Bu vardır. Keramatül veliyyi bidari dünya leha kevnün fehüm ehlün neval. Önemli mevzular bunlar. Müslüman, yani bunlar bizimle alakalı şeyler. Şimdi Efendimiz bu şakk-ı kamer olayında ayın yarılması hususunda buyuruyor ki Mevla, ayı yardı Efendimiz mübarek, yardı, onun elinde bu mucize, ondan sonra gelen ehlullah elinde bu keramettir, bu vardır. Ayı yardığı halde inanmadılar. Mevla buyuruyor ki, ve in yarav ayeten yuridu, bütün ayetleri görseler dahi yüz çevirirler. Ve yakulu, derler ki sihrun müstemir, bu devam ede gelen bir sihirdir. Bunun bir özelliği yoktur. Ayın yarıldığını gördüğü halde dahi iman edemiyor. Allah muhafaza eylesin. İman ayrı bir mevzu. Bunu çok okuduk. Ayetleri bir daha okuyalım. Buyuruyor ki Mevlamız, velev ennena nezzelna ileyhimul melaike, bütün melekleri önlerine indirsek, ve kellemehumul mevta, ölülerle konuşsalar, ve haşerna aleyhim külle şeyin gubulen, geçmişlerini yaratıp böyle gözlerinin önüne diksek, bütün ecdadını yaratsak, gözlerinin önüne diksek, mâ kânû liyü'minû, yine iman edemezler buyuruyor Cenab-ı Hak. Neden? İman bir istidat meselesidir. Onun için Allah bu iman devletinden bizleri mahrum eylemesin inşallah. İman olmasa buralara gelemeyiz. İman olmasa huzurullah'a çıkamayız. İman olmasa bu güzellikleri yaşamayız. Bu çok büyük bir devlettir. Ve men yüşrik billah, Allah'a şirk koşan insan, iman edemeyen insan, feke ennemâ harra minessemâi, semadan atılan birine benzer. Fetahtafuhu tayru, yırtıcı kuşlar onu parçaladı. Ev tehvi bihir rihu fi mekanin sahib, veya rüzgar onu aldı, dibi görülmeyen dehlizlere, derinliklere atıverdi. Bu insanın hali nasıl işler acısı bir halse, iman edememek böyle garip işler acısı bir haldir. Allah bizi bu devletten mahrum etmesin değerli kardeşim. Efendimiz'den ayı yararsan inanacağız dediler. Efendimiz de o ayı yardı. Ama ondan sonra yine iman edemediler. Ve kezzebu, yalanladılar. Ve tebeu ehvaehum, ve hevalarına tabi oldular. Yani arzuları neyse ona tabi oldu. Yani nefsine tabi oldu. Halbuki Müslüman içinden gelen duyguya değil, ya Allah'ın emrine tabi olması lazım. Hevasına değil. Namaz saati geldi. Namazını kılacaksın. İçinden diyor ki sana kılma. Sen ne yaptın? Hayır dedin. Kalktın ve namazını kıldın. Allah'a tabi oldun. Eğer ki içinden gelen o kılma duygusuna tabi olsaydın
hevana tabi olmuş olurdun. Allah muhafaza eylesin. Eferaeyte menittehade ilahehu hevahu. Hevasını ilah edinen şu adiyi görmedin mi buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet şöyle demiş, umursamıyor. Din böyle demiş, umursamıyor. Hadis şöyle demiş, umursamıyor. Hevasını ilah edinmiş. Ve evallehullahu ala ilmin. Allah onu dalalete düşürdü. İstidadı müsait değil de onun için inanmayacak. Allah dalalete düşürdü. Ve hateme ala sem'ihi. Kulağına bir mühür vurdu. Ve kalbihi. Kalbine bir mühür vurdu. Ve ceale ala basarihi gışave. Ve onun gözüne bir perde çekti. Göz görmez, kulak işitmez, kalp tefekkür edemez, hakikati göremez. Femen yehdihi min badillah. Bu adama hidayeti kim verecekmiş buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah muhafaza eylesin. Bunu görünce, ya Rab bu ne büyük bir devlet. Müslüman bir ülkede doğuyorsun, bak dikkat et. Ezanla doğuyorsun. Doğduğunda bir kulağına ezan okunmuş, öbür kulağına kamet getirilmiş. Çocukluğun büyüklerinin seccadesinin önünde geçmiş. Onu görmüşsün, namazı görmüşsün, ibadeti görmüşsün ve yaşıyorsun. Bu ayrı bir devlettir. İman için büyük bir güzelliktir bu. Ya böyle bir devlette olmasak veya böyle bir ortamda olmasak, gayrimüslim bir düzenin içinde, efendim büyüklerin namaz kılmadığı, imanın olmadığı bir toplum içinde olsak halimiz nice olurdu. Ya Rab, na mütenahi hamdü senalar olsun her türlü nimetine, her türlü güzelliklere. Bu devlette, bu güzel devletten, bu iman devletinden bu milleti mahrum eyleme ya Rabbi. Bu iman sebebiyle toprağına sahip çıkmayı, bayrağına sahip çıkmayı, örfüne, adetine, dinine sahip çıkmayı bu aziz millete nasip eyle ya Rabbi. Üzerinde gözleri olan o fırsatçılara da fırsat verme. Bütün ümitlerini kursaklarında bırak ya Rabbi. Dua edelim, bak Recep-i Şerif'teyiz. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban. Ve bellina Ramazan. Ya Rab, Recep'i bize bereketli eyle. Şaban'ı bize bereketli eyle. Ve bizi Ramazan'a ulaştır. Dua edelim değerli kardeşlerim. Ve lekad ca'ehum minel enba'i. Ayetler devam ediyor. Öyle haberler geldi ki onlar ma fihi müzdecar. Onu men ettiler. O haberleri duymadılar. Halbuki sıkıntısı var. Kur'an'a kulak verse kurtulacak. Vermiyor. Her türlü sıkıntı Kur'an'da çaresi var, reçetesi var. Öyle güzel haberler var ki Kur'an'da ve la radbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da var. Şöyle bir göz atsa bitecek işi. Ama yok, dönüp de bakmıyor bile, tenezzül etmiyor bile. Allah'ın da hesabı ağır gelir. Hikmetün, bir hikmet var Kur'an'da. Baligatün, tebliğ edilmiş bir hikmet. Ama fema tugnin nüzür. Nüzür onları ilgilendirmiyor. Uyarı, ikaz, yapmayın, etmeyin. Bak bunlar olursa neticesi şu olur. Şunlar yapılırsa neticesi bu olur. Hiçbirinin umurunda değil. Ama belalar da gelmeye başlayınca buyuruyor Efendimiz, sağanak yağış gibi ardı ardına gelmeye başlar. Aranızdaki evliyanın dahi duası o anda kabul olmaz buyuruyor Efendimiz. O bela gelmeden insanlık tedbir alacak. Bela gelmesin diye uğraşacak. Efendimiz döneminde bir fırtına olsa Müslümanlar koşar mescide, ya Rabbi beladan bizi muhafaza eyle. Kıyamet kopuyor, kimsenin umurunda değil ya. Bu bir ikazdır. Eta emrullah. Allah'ın emri geldi. Fela testacilu. Acele etmeyin ayeti. Efendimiz sedir gibi bir yerde oturuyor bu ayet geldiğinde. Eta emrullah. Belayı anlatıyor. Allah'ın belası geldi. Fela testacilu. Acele etmeyin.
sedirden aşağı düşüveriyor heyecanından. Ya Rabbi, azabından, hışmından bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme la taktülna bi gazabik. Gazabınla bizi öldürme ya Rabbi. Çok ağır şeyler bunlar. Onun için dua edelim. Bu ikazlara kulak asalım. Fetevelle anhum. Bu hikmet dolu sözlerden yüz çevirdiler. Nereye kadar? Yevme yevmü yed'ud-da'i ila şeyin nükür. O inkar ettikleri davet edici güne kadar bunu inkar ettiler. Yani kıyamete, mahşere kadar inkar ettiler. Mahşer oldu. Kalktılar herkes yerinden. Huşşa'an ebsaruhum. Buyuruyor ki Mevla, gözleri korku bürümüş. Yahrucune minel ecdâh. Kabirlerinden kalkıyor. Keennehum ceradüm münteşir. Etrafa yayılan, sağa sola sıçrayan çekirge sürüleri gibi buyuruyor Allah muhafaza. Ve muhdi'ine iletta, o davet edenin davetine boyun bükerek hepsi koşuyor. Yekulul kafirun hâdâ yevmün asîr. Ne zor bir gündür bu ya Rabbi dedi ehli küfür. Allah muhafaza eylesin. Onun için bunlar bize bir şeyleri işaret etmeli değerli kardeşlerim. Bakın üç ayların içerisindeyiz. Ta öteden beri bu Yahudi grupların, bu efendim emperyal dediğimiz bu grupların İslam ülkeleri üzerinde, ülkemiz üzerinde çok ciddi oyunları var. Dua edelim de Allah bunlara fırsat vermesin inşallah. Allah'tan başka da inanın desin birisi ki yardımcımız var. Yok öyle bir şey. Allah'tan başka da yardımcımız yok. Eğer in yansurkumullah, Allah size yardım ederse fela galibe lekum, hiç kimse size galip gelemez buyuruyor Mevla. Buna inanıyoruz elhamdülillah. Dua edelim de Allah bu belaları, bu sıkıntıları ülkemiz üzerinden def-u ref eylesin. Kıbrıs harekatıydı. Bolu'daki komando birliği yolcu, biz de Afaklar Yaylası'nda odun yapıyoruz. Geredenin Afaklar Yaylası'nda o odun yapıyoruz. Kışlık odun, orman işletmesi müsaade etmiş. Orada odun yapıyoruz. Ezan okunmadı değil mi? Okunmadı yani. Evet. Odun yapıyoruz ve biz de oradan kalktık şeye doğru işte gideceğiz odun yapmaya. O gün çalışacağız. Hoca efendiler buyurdu ki arkadaşlar ordumuz Kıbrıs'a çıkıyor, Kıbrıs'a gidiyor. Onun için bugün oraya gitmeyeceğiz. Dönün bakalım. Döndük tekrar. Orada bir yol kenarında askeri bir tesismiş eskiden. Ahşaptan yapılmış bir bina, orada yatıp kalkıyoruz. Dua edeceğiz dedi, dua. Dua edeceğiz. Ordumuzun muzafferiyeti için, muvaffakiyeti için dua edeceğiz. Hadi dönün burada dua edelim. Ve döndük orada dualara başladık. Ordu iki kısımdır. Leşkeri kaza vardır. İşte onlar bir fiil şehit olanlar. Allah ruhlarını şad eylesin inşallah. Leşkeri dua vardır. Onlar da böyle hatimlerle, efendim surelerle ve okuduklarıyla onlara manen dua edenler. Bu hatimler yapıldıkça, bu dualar yapıldıkça, değerli kardeşlerim, sabah Yasin hatimleri, akşam İhlas hatimleri, bu dualar oldukça inşallah sıkıntılar var. Evet ama Allah bu memlekete zeval vermeyecektir inşallah. Onun için çok dua edelim. Üç ayların içerisindeyiz, mübarek aylardayız. Duamızı bol yapalım. Allah mesela koca bir Osmanlı'dan mahdut hudutları üzerine çekilmiş bir ülke. Öyle bir hale getiriliyor ki emperyal güçler nasıl yapıyor, beceriyor. Müslüman bakın hani vardır ya bir laf, kavga olur. Her kavgada yırtılan Hacı Bekir'in yakası derler. Yani yırtılan Hacı Bekir'in yakası. Filler dövüş eder, çimenler ezilir. Filler dövüş eder, çimenler ezilir. Allah Müslümanlara yardım etsin inşallah.
ilahi kelimetullah uğruna mücadele eden şehitlerimizin ruhunu şad eylesin inşallah. Buyurun bir dua yapalım, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ufu anna ve ufillena ve arhamna ente mevlana ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi, yapılan Kur'an hatimlerinden, İhlas-ı Şerif hatimlerinden, Yasin-i Şerif hatimlerinden hasıl olan sevabı, el açıp amin diyen kardeşlerimiz dahil cümle geçmişlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Din için, İslam için, ilahi kelimetullah uğrunda canını seve seve feda etmiş şehitlerimizi minnet ile anıyoruz, yad ediyoruz, zikrediyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Bu milletin sırtını yere getirme ya Rabbi. Bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Ezanları susturtma ya Rabbi. Camileri cemaatsız bırakma ya Rabbi. Müslümanları birbirine düşürtme ya Rabbi. Plan ve program peşinde olanlara fırsat verme ya Rabbi. Şehit olan kardeşlerimizin aziz ailelerine sabrı cemiller ihsan eyle, metanetler ihsan eyle. Ya Rab, kendi makamında, kendi huzurunda büyük mükafatlar, büyük ihsanlar, büyük lütuflar kendilerine nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bu milletin hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlu kullarına ankaribiz zaman edalar ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'i küffar-ı zalimin üzerine daima mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Senden başka el açacak bir kapı, böyle yönelecek bir mekan, bir merci yok Allah'ım. Dualarımızı yerde bırakma ya Rabbi. Recep-i Şerif hürmetine, Şaban-ı Şerif hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, ma esabe bin musibetin illa bi iznillah. İzni şerifin olmadan hiçbir musibetin gelmeyeceğini haber veriyorsun. Dua ediyoruz, tesbih ediyoruz. Seni adedi sence malum melekler nispetinde tesbih ediyoruz. Memleketimize, İslam beldelerine, her türlü afat-ı semaviye ve araziyeden masum muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.